Bir konuşmanızda yeni rasuller mi türedi demişsiniz hocam. Onu da birisi şey yapmış. Tabii yeni rasuller mi türedi meselesi şimdi şöyle bir şey var. Mesela İskender Evranosoğlu şey yapmıştı. Bakın bu devlet planlama teşkilatında çalışıyordu. Oradan onu emekli ettiler. Sağlık problemleri dolayısıyla. Sonra ben onunla onunla ilgili bir, bir takım haberleri duyunca çağırdım İstanbul'a. Yani eskiden Türkiye'de böyle ilmi bütün hangi hareketi dursa bunları çağırırdım. İşte her ay Türkiye çapında toplantı yapardım. İstanbul'a çağırdım, kendileriyle oturdum, konuştum. Şimdi baktım ki kendini bir şey zannediyor. Zaten psikolojik sorunları dolayısıyla emekli etmişlerdi. Etrafında da bir sürü insan var. İşte e, Allah Allahü Teala diyor ki فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Eğer bilmiyorsanız ehl zikre sorun. Bu emir Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir emirdir. Yani şeyde bakın şey, şey yapalım. O da zaten bilmiyor ki e, Nahil suresinde Evet. 43. ayet ediyor ki ve mersalen min kablikel-leri ceerun nuhi ilehim feselu ehli ehle zikrin kuntum la ta'lemun. Yani senden önce elçi olarak gönderdiklerimiz kendine kendilerine vahyettiğimiz elçi şey erkeklerdir. Bilmiyorsanız ehli zikre ehli zikir Yahudi ve Hristiyanların alimleri manasında. arkasından söylüyor. Bir beyinat ve zübür açık belgelerle ve kitaplarla gönderdik. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ Bu zikri de sana indirdik. Şimdi onun bunlardan hiç haberi yok. Göt dedi ki فَسْأَلُوا اَهْلَ Bilmiyorsanız ehli zikre soracaksınız. Ehli zikir kim dedim? Biz oluyoruz dedi. Ben oluyorum dedi. Ha öyle mi? Kendisi kendisi. Etrafında müritleri var yani böyle. Ve onlar da böyle yani büyük büyük makamlar işgal eden kişiler. Mesela birisi çok büyük bir lastik fabrikasının genel müdürüydü. Şimdi dedim ki peki sana ne soracağız dedim. Her istediğiniz her şeyi sorun dedi. Şimdi o sıra bir tane teyif var şey video var ilk çıkan videolardan. Ya dedim İskender Bey dedim şu video var ya açıyorum resimler hep kayıyor. Niye kayıyor acaba dedim. Hocam ben tekni, tek, şey, elektronikçi değilim dedim. Ha onu sormayacak mıyız? Tamam dedim. Kalsın. Her şeyi sor dedi dedim. Onun için sordum. Peki dedim. Şimdi camide millet namaz kılıyor. Reki, şey, secdeye varıyorlar. Ayaklarını yukarı kaldırıyorlar. Bunu, onu... yo, ben hoca değilim. Onu hocalara sordum. <laughs> Birkaç tane soru şey yaptım. Ya sana neyi soracağız dedim. Dünya ile ilgili soruyorum bilmiyorsun. Dü dinle ilgili soruyorum bilmiyorsun. Peki dedim sen Elif yazmasını biliyor musun? Elif'i bilmem ama Kur'an'ı bilirim dedi. Elif'i bilmiyor, Kur'an'ı biliyor. Şimdi bu insanlar bakın herkes her şeyi saptırabilir. Az önce o şeylerden bahsettik. Yani mucizelerin ne hale getirildiğinden bahsettik. Herkes her şeyi saptırabilir. Saptırdığınız zaman şey yapar. Bana vahiy geliyor diyor. Ve o da böyle yapıyordu. Hatta şey yaptık bir kere de Bakırköy'de bir e, düğün salonunun alt katında onların bütün müritleriyle bir araya geldik. İşlerinde çok böyle hakikaten Arapça iyi bilenler de vardı. Şimdi bir şey oluyor bakıyorsun böyle <laughs> ediyorlar. Ya ne oluyor bunlar? Ya şunlara bunlar ne oluyordu? Şey cezbeye geliyorlar. Ne cezbesi ya? Ya şunlara verdi şey söyle de bir adam gibi otursunlar. <laughs> Şimdi ee, orada yani kendisi bilmiyor, hakikaten cahil bir insan da çünkü kendisiyle şey yaptı, onların o e, buraya da geldiler onların e, önde gelen şeyleri, müritleri. Ee, dediğim gibi işlerinde çok iyi Arapça bilenler de var. Bu bir organizasyon yani. Çok çok ustaca yapılmış bir organizasyon. Belki İskender Bey ne yaptığını bilme bilmeyebilir. Çünkü o psikolojik sorunlarından dolayı emekli edilmiş. Ama arkasında ciddi bir organizasyon var. Şimdi orada baktım ki bunlar yalan söylüyorlar. Ve hepsinin huzurunda tabi o tür kayıtlar biz tutmadık. Onlar tuttukları için kayıp onlar. Ve bunların muhatap alınacak gibi olmadığı için yazmadım. Bir çok, bir çok sayıda tarikatta görüştüm ama çoğusunu yazmadım. Ondan sonra dedim ki bak siz yalan söylüyorsunuz. Siz Allah'ın kitabına iftira ediyorsunuz. Hayır dediler. Peki dedim. Eğer yalan söylüyorsak Allah'ın lanet üzerimiz olsun diye Kur'an-ı Kerim'e el basmaya hazır mısınız? Dedim. Yani mübahale var ya ayet-i kerimede. <laughs> lanetleşme, Resulullah'a geliyorlar, yalan söylüyorlar. Allah da ayeti indiriyor. Tamam dediler ve onlara şey yaptılar. Yalan söylüyorlar ki Allah, Allah belamız dedim. Sizin Allah belanızı versin dedim. Ama ağzına kadar dolu onlardan. Ya şey yaptılar biz de oradan çıktık. Bir, 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 birkaç arkadaş var dedi korktuk bizi buradan çıkarmazlar dedi.